Navigation and Panic kısmındaki son menümüz. Main menüsünü inceleyelim. Setting kısmı burada tek madde değil, birden fazla dizin var. Şöyle ilk başta önemli olanlara bakalım. Color Blur Setting var. Şöyle tıklarsak kullanılacak renk ayarları ve parlaklığıyla alakalı. Şurada şöyle tools'u çevirirsek D1, D2 şöyle standart geçişler var. Gece modu. Çünkü ve tekrar 1'e dönüyor. Biz buradaki settingten D1 Day Bright olarak kaydedilmiş. D1, 2, 3 Dusk and Night. Burada istediğiniz renklerle veyahut da parlaklıktaki şöyle 4'e kadar olan kategoriyle istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz bu kayıtları. Yine şöyle Option Key Setting var önemli olarak. Konsol üzerinde Option 1, 2 ve User şekli 3 tane fonksiyon tuşu bulunmakta. Buradaki atadığınız menü neyse direkt oradan kısa yoldan ulaşabiliyorsunuz. Sık kullandığınız ve direkt tuşu olmayan, konsol tuşu olmayan menüleri buradan atayarak oradan kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Tarih saat ayarı, Ektis'te kullanacağımız. Local Mean Time, işte Time Zone'umuz, UTC. Bu tür ayarlar mevcut yine. Mark Setting, Logbook Setting yine önemli burada. Logbook'a nelerin kayıt yapılacağı ile ilgili tıklar var burada. Yine 10 dakikada bir yazılmış burada. 15, 30 ya da 60 dakikada bir olabilir. 10 dakikada bir zaten Logbook otomatik kayıt yapacaktır. Onun dışında öğle zamanı veyahut da herhangi bir alarm aktif olduğu zaman onlar event mark koyduysanız direkt anlık olarak onu kaydedecektir. Bunlara herhangi birisi aktif olduğunda Logbook kayıt yapacak ve onun dışında şöyle Navtex setting edersek Navtex ile ilgili menüler Logbook içerisinde cihazda. Yine burada Navtex'in istasyon ve mesaj grupları ile ilgili ayarları mevcut. Burada pasif gözüküyor. Navtex'imiz yok. Ayarlarımız burada. Watch Distance Clear sıfırlama ile alakalı. Display Panel Setting var burada. Şuradaki Display Depth burada bizim depth gözüküyor, bağlı değil. Bunu isterseniz buradan kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında burada Analog Meter ile ilgili birkaç ayar var. Analog Meter'da şöyle Multi Window içerisinde bulunan bir gösterge. Bizim gemimizle alakalı. Sonra 80 noktasına doğru ilerliyoruz. 80 burada. Burada hangilerinin gösterilip gösterilmeyeceği ile alakalı Display Heading, Display Course Overground. Tabi bu bilgilerin hepsi bize geliyorsa burada vektör olarak gemimizin durumunu görebiliyoruz. Şöyle kapatalım analog meter'ı. Yine Alert Setting buradaki zaten main menüsü setting içerisindeki önemli menülerden birisi. Alert Setting şöyle açarsak. Evet, buradaki tıklı olarak ve referanslara göre hangi durumlarda ikisimiz alarm verecek onlarla ilgili ayar. Burada işte iki tane GPS balans var. Aralarındaki bilgi farkı, 1 milden fazla bir mevki farkı varsa ya da bir nolu asıl kullandığımız GPS'in verisinde 1 millik bir shift kayma varsa o durumlarda alarm çalacaktır onun gibi. Veyahut da rotadan çıkma olabilir. Bu durumda timer ayarlanarak belli bir saatte otomatik olarak alarm vermesini isteyebiliriz. Yine bu vektör ve sektörü daha önce Ownership menüsünü anlatırken bahsetmiştik şu gemimizdeki ürün provasındaki vektör ve sektör alanlarının ayarı. Danger Detection ile ilgili alarmlar burada. Onun dışında yine şurada araya kısımda ki alanlardan herhangi birinden eğer tıklıysa buraya girme ya da geçme, bu hat üzerinden geçme durumumuz olduğunda alarm çalacaktır. Bunun zaten şurada alarm liste tıklarsak o alarmların aktif olduğunu görebiliyoruz listede. Buradaki alarmların ayar kısmı burada. Main menüsü setting içerisinde. Yine alarmlarını da ayarladıktan sonra ikinci bir husus buzzer volume husus var. Alarmlar hangi ses seviyesinde çalacak? Burada Warning, Operation Miss, Key Acknowledge, Setting Information, Navigation, Alarm yüksek öncelikli,
Navigation Alarm Mid, Navigation Alarm Low şeklinde gruplandırılmış alarmlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, alarmların hepsi sıfıra kadar düşürülebiliyor. Tabi biz şu anda sessizde tutsak da seyir halindeyken bunları kapatmamak ya da kapatıldıysa da unutmamak gerekiyor. Açık kalmasını gerekiyor. Sıfıra kadar düşürebildiğini unutmamak lazım. Herhangi bir unutmaya karşı önemli bir detay. Son olarak da Integrated Navigation System ile ilgili ayarlar mevcut burada. İki ekdisin ortak ayar kullanması ile alakalı bağlantıları şöyle varsa ortak yapıp buradan ulaşabiliriz. Main menüsü içerisinde neler var? İlk başta en üstte cross peering özelliğimiz mevcut. Şöyle açtığımız zaman evet. Cross peering birkaç farklı şekilde kullanılabiliyor. Ölçtüğümüz şöyle mesela ölçtüğümüz bir kerteriz hattını harita üzerine işleyip yine farklı yerden kerteriz ölçerek kesiştirip manuel bir mevki atma için kullanabiliriz. Ya da seyir planlaması aşamasında özellikle kanal seyirlerinde rotamıza dik kerteriz hatlarını sabit koyarak gerçekte de orada seyir yaparken anlık olarak geçişte o kerteriz hattı o mesafede eğer doğru şekilde geçiyorsak mevkimizi kontrol amaçlı kullanabiliriz. Şöyle bir mesela set dersek bunun da boyunu biraz kısaltalım. Şöyle bir kerteriz hattı. Dediğim gibi böyle bir noktanın kerteriz ölçtük mesela. Onun dışında da şuradan ikinci bir 5 gibi şuradan ikinci bir kerteriz aldığımızı farzlayalım. Radardan olabilir, başka bir hedefeyle vesaire bunları harita üzerinde işlediğimizde şöyle bir mevkide olduğunu düşünebiliriz. Veyahut da seyir planlaması yaparken rotamızı çizdik trafik separasyonuna. Belli noktalarda cross bearingler koyarak rotamıza teğet olacak şekilde belli bir açıda. Gerçekte de gemimizde bu noktadan geçerken o mesafede eğer o kerterizde bu kerteriz hattına geçiyorsak GPS'ten gelen enlem boydan mevkimizde kontrol etmiş olabiliriz cross bearing özelliğini kullanarak. Crit clearing line'lar yine sefer planlaması da bizim kurtarma hatlarımızı şöyle yine bunlara kullanımı klasik rotamızda şöyle belli açılarda Nautilus'tan, Nautmore'dan bu şekilde konumlandırabiliyoruz bu hatları, kurtarma hatlarını gibi. Şöyle Nautmore'dan 42 derece. Bunlar da burada. Bir diğer husus line of position. Mevki hatlarıyla şöyle manuel mevki atarken kullanılabilecek yine güzel bir özellik. Şöyle create yapalım. Belli bir noktadan bir kerteriz almış olalım. Şuradan şu noktaya 160 derece kerterizinde ölçtüğümüzü set lock dedikten sonra ikinci bir tane bu sefer de 4 mil mesafede bir line of position ikinci mesafe halkası set lock dedikten sonra iki tane mesafe bunu 3 yapabiliriz yine 3 tane yetiştirebiliriz
Select cross point dediğimizde direkt bu ikisinin kesiştiği noktayı görmüş olacağız. Eğer 3 tane yapmış olsaydık 3 noktada kesişeceği için bu line of position'da 3'ünden birini seçmemiz gerekecekti. Bir tane oldu, 2 tane kullandığımız için bir kertelik bir mesafe yöntemi. Referans point dediğimiz anda direkt zaten gemimizle buraya taşıdı hızlı bir şekilde. Hemen mevkimiz maviye döndü, offset yaptık. Hemen attığımız estimate position şuradan hemen visual bearing line of veya da line of position seçebiliriz. Şöyle apply, OK dediğimiz anda estimate position, line of position kullanarak mevki atmış olduk. Biz gemimizi tekrar gönderelim. Clear offset diyelim. Evet, burada bu şekilde line of position. Delete all lock dediğimiz onlar kaldı ama bizim attığımız mevkimiz burada kaldı. Biraz sonra göstereceğim. Direkt zaten bu da logbook'a kaydedildi bu işlemde. Referans point kaydıyla logbook'umuzda da kayda girdi. Save screen özelliği yine tıkladığımız anda anlık olarak hemen ekran görüntüsünü PNG formatta kaydedecek. Logbook şöyle bakalım hemen. Daha önceki settingdeki ayarları istinaden onlardan herhangi birisi aktif oldukça kayıtları düşüyor. Belli bir sıra diziniyle. Burada oldukça fazla uzun bilgiler, sütunlar var. Bir kısmı tabi bilgi gelmediği için boş olacaktır. Bunlardan boş olanları input kullanarak siz manuel olarak doldurabilirsiniz isterseniz. Yine filter seçeneğinden şuradan filtreleyerek belli kısımları direkt hızlı şekilde görebilirsiniz. Ya da column setting'den bunları yukarı aşağı diye yazıyor burada. Yerlerini kaydırıp ya da bir kısmını kullanmadıklarınızı buradan kaldırarak şu uzun listeyi biraz daha kısaltabilirsiniz. Kullandığınız direkt bilgilere daha hızlı, daha çabuk erişebilirsiniz. Bu tür seçenekler mevcut burada. Yine logbook settingini incelerken navtex ayarları da orada demiştik. Aynı şekilde navtex ile ilgili mesajlarda yine buradan ulaşacaksınız. Lakin navtex bizde simülatörümüzde bağlı değil. Onu göremiyoruz. View ref point yine. Reference point. Az önce yaptığımız kayıt olması lazım. View ref point dediğimizde biraz önce yaptığımız işlemin, line of position'da yaptığımız işlemin detaylarını görebiliyoruz. Line of position'daki referans alınan mevki, bizim attığımız enlem boylam. Hepsi mevcut. 5.8 mil, işte 1260 derece. Şu range 4 mil. Bunları kesiştirip mevki attığımız. Yine aynı şekilde buna tıklayıp jump dersek şöyle yapalım, hatta önce bir başka yere gidelim. Tıklayıp şöyle jump dersek direkt bu işlemin olduğu yeri bize haritaya gösterecek. Yani bu jump'ı farklı şeyler için event mark atmışız. Event mark attığımız yere direkt jump'a tıkladığımızda herhangi bir satırı seçtikten sonra haritada onun olduğu yere hızlı şekilde gösterecektir. Onun dışında logbook'la alakalı olarak şurada bir export komutu var. Benzer konu route planning'de de vardı. Route kayıtlarını şöyle file manager üzerinden RTN uzantısı alabiliyorduk. Yalnız bunu sadece ECDIS açıyor. Yedeklemek için alabiliyoruz. Kullanmak için, bilgisayarda açmak için kendi menüsü içinden alıyorduk. Burada da yine logbook içerisinde bir export koymuşlar. Şöyle bir tarih aralığı seçerek ya da tek bir mesajı seçerek OK dersek burada direkt CSV uzantılı olarak dosyayı görebiliyoruz. CSV uzantılı dosyalar Excel açtığı için buradan alarak bilgisayarda da Excel üzerinden görebilirsiniz bu kayıtları. Evet. Ondan bahsettik. Make Acquisition Zone arpa radarlarda olan bir özellik. Şöyle açalım. Bir guard sahası oluşturup çevremizde prove olmalı da. O alan içerisinde bir gemi girerse otomatik hemen pilotlayıp takibe başlar. Ve onunla alakalı sistem şöyle açarsak daha önce yapılmış. MKZ diyelim mesela. Şöyle. İlk A tıkladıktan sonra şöyle hareketli duruyor. Gerçi eski kayıtla alakalı olarak. Start start başlangıç açısından bahsediyor. Birinci başlangıç açısı. Şimdi onu tıkladıktan sonra sol tıkla. İkinci bitiş noktasıyla alakalı bu. İstediğimiz yere kadar koyuyoruz. Bundan sonra ikinci tıktan sonra üçüncü tık bize yakın olan far edge dediği
Yakın kenar, ona tıkladık ve uzak kenar. Bunun arasındaki zaten belli bir aralık var. Onun uzağına gidemiyor. Fit 2 mil'den fazla bir genişlik yok. Yani 1,5 millik. Evet, bu kart sahası. Bunun içerisine bir hedef girdiği zaman otomatik olarak hemen pilotlayıp Tarcı Trekking'e başlayacaktır. Aynı şekilde bundan bir tane daha yapabiliyoruz. Şöyle yapalım. Bu da şöyle olsun. Şöyle. Kalanı da İki tane. Equalization Zone. Evet, file manager'ımız daha önce bahsi geçti. Şöyle bir açalım sırası gelmişken. Bahsi konu geçen. Evet, burada dosya grupları var. Root file. Bir de buradaki eksimizdeki kayıtlı rotalar. RTN uzaklığı gördüğünüz gibi buradan tıklayıp yine bir USB taktıysanız eğer ekliyse buradan USB seçerek artık CD-ROM'u seçerek verdim. Buradan seçip kopyalarsanız veyahut da ters yönlü olarak ekse de yükleme yapabilirsiniz. Dosyaları taşınabilir. Aynı şekilde user map kayıtları, biraz önce yaptığımız kayıtlar, kendi track kayıtlarımız, tarcı track kayıtları. Onun dışında biraz önce bir fotoğraf almıştık. PNG formatlı fotoğraflar burada. Yine voice log datalar. Gördüğünüz gibi bunu bilgisayara direkt açamazsınız. Yedekleme amaçlı alabilirsiniz bu file manager'dan. Eğer görüntüleme ihtiyacını duyuyorsanız bilgisayarda logbook menüsü içerisindeki export'u kullanabilirsiniz. Yine bu file manager'larından delete işlemleri yapabilirsiniz. Root file içerisinde çok fazla root dolduysa artık kalabalık yapan kullanmayacağınız root'ları yine buradan silebilirsiniz. File Manager bu şekilde. Test menüsü Arklog. Buradan bizim kısa yoldan girdiğimiz yer arkadaşlar. Main menüsü testin içine koymuşlar. Arklog burada. Aynı şekilde buradan da ulaşabiliyoruz. System Information bizim versiyonumuz. Burada görebiliyoruz eksimizin. Yine Operation Time'da da ekran ve hard disk'imizin çalışma saatleri görünüyor. Son olarak sensör kısmı var. Tekrardan hatırlatalım. Olmazsa olmaz 3 tane cihazımız vardı. Bunun dışındakiler ekstradır. GPS, gyro ve speed lock. Onlarla ilgili bağlantı ayarları burada mevcut. Normal şartlarda gemide olsak bir gyro bağlı olsa burada normalde bunun sensör seçeneğinde olması gerekiyordu. Buradan gyro'nu seçiyorduk. Oradan gelen sinyale göre dedim. Şuraya heading'i, gyro ve rotamızı görmemiz gerekiyordu. Manuelde kalalım. Aynı işlem suya göre hız seçeneği içinde geçerli. Sensör seçiyorduk. Burada speed log'dan gelen sürati görmemiz gerekiyordu. Burada manuel seçeneklerini koymuşlar. Biz de gemisi hareket etsin diye manuel olarak 80 rotasına 10 knot süratle ilerliyoruz. Bunu tabii siz yine gemide olası acil durumlarda, arızalarda vesaire tahmini olarak rotanızı ve süratinizi yazarak da kullanabilirsiniz. Pozisyonlarla ilgili yine aynı şekilde GPS'lerin burada seçili olup tabii bağlantıları olduğu zaman buraya çıkacaktır onlar. GPS'lerin görünüyor olması gerekiyor. Son olarak şu date ve time zone ile ilgili bir ayar kısmı var. Menüsü içerisinde setting'de şurada date time göstermiştik. Bunlar manuel seçili olduğu sürece biz tarih zaman ayarlarını da buradan setting içerisinden yapıyoruz zaten. İsterseniz şuradan tabii GPS'imiz bağlı olmadığı için gözükmüyor. GPS seçeneği de var. GPS'i seçtiğiniz zaman oradaki setting kısmı pasif hale geliyor. GPS'ten gelen tarih saat bilgileri bunlar pasif oluyor. GPS'ten gelen tarih saat bilgilerini Actis kullanıyor. Eğer ikinci bir cihazda ayrı ayara uğraşmak istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Şu anda burada manuelde gözüküyor. Manuel ayarlar açık. Son kısımdaki kod input kurulumla alakalı özellikle teknisyenlerin girdiği, servisin girdiği şifrelerin olduğu yer. Navigation Planet'teki menülerimiz bu şekilde.